Uyuz vakalarında artış görülmeye başladı. Vücutta gördüğünüz her kabartı ve kaşıntı uyuz belirtisi değil. Uyuz olduğunu anlamak için hangi işaretler önemli? Bu videomuzda son zamanların yayılan hastalığına çözümler arayacağız. Uyuz, insan cildinde yaşayan Sarcoptes scobae adlı mikroskobik parazit tarafından neden olunan bir cilt hastalığıdır. Uyuz hastalığı, temas yoluyla kolayca yayılabilir ve enfekte kişiden sağlıklı kişiye geçebilir. Peki, uyuz hastalığı nedir? Uyuz, cildin üst tabakasına yuva yapan mikroskobik boyutlardaki Sarcoptes scobae adlı akarın, yani uyuz böceğinin, deriyi istila ettiği son derece bulaşıcı ve kaşıntılı bir cilt hastalığıdır. Akarlar, yuvalandığı deri bölgesinde yumurtlayarak çoğalırlar. Yoğun kaşıntı ve sivilce benzeri bir dökülmeye yol açarlar. Uyuzun kaşıntı belirtisi, bilekler, dirsekler, cinsel organ çevresi, parmak araları gibi belirli alanlarda yoğunlaşsa da tüm vücutta görülebilir. Kaşımaya bağlı olarak yaralarda meydana getirir. Peki uyuzun belirtileri nelerdir? Uyuz belirtileri, enfeksiyonun ciddiyetine, enfekte olan kişinin yaşına ve bağışıklık sistemine göre değişir. Ancak genellikle şunları içermektedir. Yoğun kaşıntı. Uyuz enfeksiyonu ciltte şiddetli kaşıntıya yol açar ve bu kaşıntı genellikle geceleri daha kötüdür. Deri döküntüleri ve kabuklanma. Uyuz enfeksiyonu ciltte küçük kabarcıklar, nodüller, kızarıklık ve soyulmaya yol açar. Uyuz enfeksiyonu ilerledikçe ciltte kabuklanma ve kalınlaşma görülür. Tüneller. Uyuz akarları cilt yüzeyinde küçük, kıvrımlı tüneller oluşturarak cildin altına doğru ilerler. Bu tüneller cilt üzerine ince, kahverengi çizgiler olarak görülebilir. Uyuz bölgesinde iltihaplanma. Uyuz akarları cildin altındaki bir bölgeye yerleştiğinde enfeksiyonlu bölgede iltihaplanma ve şişlik görülebilir. Ciltte kabarcık. Cildinizde kaşıntılı kabarcıklar oluşabilir. Bu kabarcıklar genellikle sivilceye benzer. Ancak içi sıvı dolu kabarcıklar da olabilir. Kabarcıkların bulunduğu bölge yoğun bir şekilde kaşınırsa enfeksiyon riski artar. Deride kalınlaşma. Uyuz cildi tahrip eder ve yaralar oluşmasına yol açar. Uzun süreli enfeksiyonlar ciltte kalınlaşmaya neden olur. Bu kalınlaşmalar özellikle parmaklar, el bileği ve ayak bileği gibi dar alanlarda meydana gelir. İkincil enfeksiyonlar. Uyuzlu cilt daha fazla enfeksiyona açıktır. Ciltteki tahribat nedeniyle uyuzlu insanlar çeşitli ikincil enfeksiyonlar geçirebilir. Bu enfeksiyonlar ciltte kızarıklık, şişlik ve iltihaplanmaya yol açar. Saç dökülmesi. Uyuz kaşınma nedeniyle saç dökülmesine yol açar. Bu özellikle kafa derisi ve sakal bölgesinde yaygındır. Uyuz kıvrımları. Uyuz kıvrımları, uyuzlu bir kişinin cildinin kıvrımları ve deri kıvrımları içinde oluşan belirtisidir. Bu kıvrımlar genellikle parmaklar, bilekler, dirsekler, dizler ve cinsel organlar gibi dar alanlarda görülür. Cilt renginde değişiklik. Uyuz, ciltte renk değişikliğine yol açar. Ciltteki renk değişikliği, cildin renginin açılması veya koyulaşması şeklinde olabilir. Yorgunluk ve halsizlik. Uyuz enfeksiyonu, şiddetli kaşıntı nedeniyle uyuzluğa yol açar. Uyuzun ciddi vakalarında insanlar yorgunluk ve halsizlik hissedebilirler. Bu belirtiler uyuzun sebep olduğu sürekli kaşıntı ve uyku bozukluğu nedeniyle ortaya çıkabilir. Uyku bozukluğu. Uyuz kaşıntısı gece uykusunu bozabilir ve uyku bozukluğuna yol açar. Uyuz kaşıntısı geceleri daha da kötüleşebilir ve kişinin uykusunu kesintiye uğratabilir. Kasık bölgelerinde şişlik ve kızarıklık. Uyuz kasık bölgelerinde görülebilir. Bu bölgedeki belirtiler şişlik, kızarıklık ve yoğun kaşıntıyla birlikte olabilir. Yüzde, ellerde ve ayaklarda şiddetli kaşıntı. Uyuzlu kişilerde kaşıntı sıklıkla görülen bir semptomdur ve bu kaşıntı genellikle derinin enfekte olan bölgelerinde şiddetli bir şekilde ortaya çıkar. Yüz, eller ve ayaklar uyuz böceklerinin en sık saldırdığı bölgelerdir ve bu nedenle bu bölgelerde kaşıntı hissi daha belirgindir. İyileştikten sonra bile kaşıntı devam eder.
Uyuz tedavisi yapıldıktan sonra bile kaşıntı devam edebilir. Bu genellikle ciltteki inflamasyondan kaynaklanır ve cilt tamamen iyileşene kadar sürer. Bazı insanlarda kaşıntı tedaviden sonra haftalarca hatta aylarca sürebilir. Ateş. Uyuzlu kişilerde hafif ateş görülebilir. Ancak bu semptom genellikle enfeksiyon ciddi bir belirtisi değildir ve çoğu zaman diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkar. Alerjik reaksiyonlar. Uyuz böcekleri insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açar. Alerjik reaksiyonlar özellikle ciltte şişlik ve kızarıklığa yol açar. Bu semptomlar çoğu zaman diğer semptomlarla birlikte görülür. Şimdi merak edilen bir başka sorunun cevabına bakalım. Uyuz hastalığı nasıl bulaşır? Uyuz hastalığı tipik olarak akarların bir kişiden diğerine geçmesi için yeterince uzun süren ciltten cilde temas yoluyla yayılır. Yatak takımları veya havlular gibi paylaşılan kişisel eşyalar üzerinden yayılabilir. Ailenin bireyleri ve cinsel partnerler arasında kolayca yayılabilir. Normal bir el sıkışması da sarılma, uyuz akarının bulaşması için uygun bir yöntem değildir. Uyuz akarı çok yavaş sürünen bir varlıktır. Zıplayamaz ve uçamaz. Uyuz hastalığı daha çok temizlik koşullarının ideal olmadığı ve insanların uzun süre boyunca birbirine yakın olduğu yerlerde görülür. Herkes uyuz hastalığına yakalanabilir. Ancak özellikle hapishane mahkumları, kurumsal bakıma muhtaç insanlar, kalabalık koşullarda yaşayan insanlarla, çocukların ya da yaşlıların bakım sürelerindeki insanlar, uyuz hastalığına yakalanma riski en yüksek gruplar arasında yer almaktadır. Uyuz salgınları bazen kreşlerden ya da anaokullarından yayılmaya başlayabilir. Küçük çocuklar birbirlerine sık dokunarak oynama eğilimindedir. Ayrıca öğle uykusunda yastıklarını ve battaniyelerini paylaşabilirler. Anaokuluna devam eden bir çocukla uyuz bulunursa bunu personeline bildirmek önemli. Semptomları ortaya çıkmamış olsa bile çocuğun sınıf arkadaşları ve bakıcılarının da tedavi edilmesi önemli. Huzur evleri gibi uzun süreli bakım tesisleri uyuz salgınlarına yatkın olabilir. Bu tesislerde görevli bakıcılar tesisin sakinlerine banyo ve giyinme konusunda yardımcı olduğu için ten teması yaygındır. Bu nedenle yeni sakinlere ve personele uyuz taraması yapılması önemli. Evet, şimdi gelelim uyuz nasıl tedavi edilir bu sorunun cevabına. Uyuz tedavisi enfeksiyonun şiddetine, semptomlarına ve diğer faktörlere bağlıdır. Tedavi uyuzun neden olduğu semptomları azaltmak ve enfeksiyonu öldürmek için tasarlanır. Genellikle ilaçlı tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Evet, uyuz tedavisi için kullanılan yaygın ilaçlar şunlardır. Permetrin. Bu ilaç, uyuzun neden olduğu semptomları azaltmak ve enfeksiyonu öldürmek için topikal olarak uygulanmaktadır. İvermektin. Bu ilaç genellikle ağızdan alınır ve daha şiddetli uyuz vakalarında kullanılmaktadır. Benzinbenzoat. Bu ilaç, uyuz tünellerindeki akarlara etki eder ve uyuzun semptomlarını azaltır. Kükürt. Kükürt merhemi, cildi kurutarak akarlara zarar verir ve uyuz semptomlarını azaltır. Tedavi uyuzun neden olduğu semptomları azaltmak ve enfeksiyonu öldürmek için birkaç hafta sürebilir. Tedavi sırasında kaşıntı azalacak ve uyuz lezyonları iyileşecektir. Ayrıca uyuz tedavisinden sonra enfeksiyonun yeniden ortaya çıkmaması için temizliğe özel dikkat göstermek önemli. Uyuzu bitiren yöntem. Son yıllarda görülme sıklığı artan uyuz hastalığının tedavisinde yaşanan yeni gelişmelerle birlikte Dünya Sağlık Örgütü listesinde yer alan ivermektin etken maddesi oral tablet Türkiye'de ilk defa kullanıma sunuldu. Bu ilaç girmeden önce ya yurt dışından bu ilacı getirtiyorduk yahut eczacılara bunun hapını, kapsülünü yaptırıyorduk, diyor uzmanlarımız. Bu ilaç sayesinde aslında ağızdan uyuzu tedavi edebiliyoruz. Bu ilacın belli kuralları var. 15 kilonun altına veremiyoruz. Çocuklarda da kullandırabiliyoruz. Her 15 kiloya bir tablet tarzında verdiğimiz bir ilaç var. Bu ilaç aslında uyuzu içeriden bitirebiliyor, diye uyarmakta uzmanlarımız. Peki uyuza gelen diğer yöntemler nelerdir? Sarımsak. Sarımsak, uyuza neden olan parazitleri öldürmek için kullanılan güçlü bir antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Sarımsak yağı veya sarımsaklı zeytinyağı karışımını uyuza etkilenen bölgelere sürmek faydalıdır. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı, ciltteki parazitleri öldürmek için kullanılan doğal bir yağdır. Bu yağı uyuza neden olan parazitlerin yaşadığı bölgelere uygulayabilirsiniz.
Zeytinyağı. Zeytinyağı cildi nemlendirir ve uyuza neden olan parazitlerin ölümüne yardımcı olur. Uyuza neden olan bölgelere uygulanabilir. Okaliptüs yağı. Okaliptüs yağı cildi yatıştırır ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olur. Uyuza neden olan parazitleri öldürmek için kullanılabilir. Ada çayı. Ada çayı cildi rahatlatır ve uyuza neden olan parazitleri öldürmek için kullanılan doğal bir antiseptiktir. Ada çayı yapraklarını kaynatıp elde ettiğiniz suyu uyuza neden olan bölgelere uygulayabilirsiniz. Sirke. Sirke uyuza neden olan parazitleri öldürmek için kullanılan doğal bir asittir. Eşit miktarda su ve sirkeyi karıştırıp uyuza neden olan bölgelere uygulayabilirsiniz. Aloe vera. Aloe vera cildi yatıştırır ve uyuza neden olan kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca aloe vera cildi nemlendirir ve uyuza neden olan parazitlerin ölümüne yol açar. Buhar banyosu. Buhar banyosu cildi nemlendirir ve kaşıntıyı azaltır. Ayrıca uyuza neden olan parazitleri öldürmeye yardımcı olur. Sıcak suyun içerisine birkaç damla çay ağacı yağı ekleyerek uygulayabilirsiniz. Uyuzun tedavisi için doğal yöntemleri kullanmadan önce yine de mutlaka doktorunuza danışmanızda yarar var. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.